Merhaba sevgili izleyiciler, Elif Şahlı Hayata Dair'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim biz yine ilk bölümümüzde beslenmeye dair diyeceğiz ve hemen size stüdyomuzda konuğumuzu tanıtmak istiyorum. Diyetisyenimiz Neslihan Öztürk Aktepe bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Efendim şimdi biz yine yeni bir aya giriyoruz ve ben size soruyorum, Aralık ayında meyve ve sebzelerden hangilerine öncelik vermeliyiz ve aslında önemli olarak yani ilk olarak sormak istediğimde bizim bu bilinçli meyve ve sebze kullanımı mevsimine göre seçmemiz neden önemli? Böyle başlayalım mı? Tabii ki. Mevsimine göre seçmek bir kere daha kolay bulabiliyoruz. Daha kolay bulduğumuz sebze ve meyveleri daha ekonomik bir şekilde tüketiyoruz. Çünkü seralarda yetiştirilmediği için, her yerde olduğu için fiyatlar çok daha uygun. Biz hem sağlıklı beslenmiş oluyoruz, vitamin ve mineral kayıpları çok daha az olmuş oluyor. Yani dondurucudan çıkmış değil, taze taze tarlasından, bahçesinden toplanmış sebzeyi, meyveyi tüketmiş oluyoruz. Yani hem cebimize kar, hem de bedenimize bir kar olarak bakabiliriz. Hep bunu söylüyorsunuz aslında. Önemli olan burada gerçekten bizim hem bütçemize dikkat ederken hem de şimdi ister istemez tabii ki her mevsim her sebze ve meyveyi bulabiliyoruz. Ama aslında bunları ne kadar doğal olarak tüketmeliyiz? Bunun hep altını çizmemiz gerekiyor, öyle kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Şimdi yıllar önce mevsimi dışında sebze meyve bulmak çok zordu. Artık her yerden geliyor, her zaman üretiliyor ama mevsimin sebze ve meyvesinin yerini tabii ki tutmuyor. Yani aslında tabii eskiden işte istediğimiz bir sebzeyi mesela kışın bulmamız çok zorken şimdi rahatlıkla bulabiliyoruz ama herhalde bunun getirisini ve götürüsünü iyi düşünmek gerekiyor, çok iyi, değil mi? Çok iyi hesaplamak gerek. Yani gerçekten çok canımız istiyorsa evet. Ama benim bir diyetisyen olarak tavsiyem, bir kere bedenimizde daha çok vitamin ve mineral almak istiyorsak mevsiminde tüketmeliyiz. Ayrıca artık ekonomi olarak daha da fazla düşünmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Sebze ve meyveyi daha ekonomik, daha taze, daha lezzetli, daha bol vitaminli tüketmek varken niye olmayanları tüketelim? Kesinlikle. Peki o zaman hemen şimdi diğer soruma geçeyim. Aralık ayında özellikle tüketmemiz gereken, seçmemiz gereken sebzeler hangileri? Şimdi karnabahar, brokoli hala çok güzeller. Pırasa, havuç, lahana, mor lahana, turp bunlar muhteşem. Muhteşem diyorum. Yani yere, altını çiziyorsunuz özellikle. Kesinlikle. Hem sebze olarak hem böyle salata yaparken içine mesela pırasayı bile böyle minik minik doğrayıp ben soğan yerine katabiliyorum. Ve ne kadar lezzetli değil mi? İnanılmaz lezzetli. Ben böyle doğruyorum, üstüne bir de yumurta kırıyorum. O zaman da bana şahane. Sabah kahvaltısı gibi oluyor. Ne güzel bir tarif verdiniz Tabii tabii tabii. Mesela yer elması var. Kereviz var. Kerevizin saplarını atmamak gerekli. Mesela ıspanak hala çok güzel ama pazının tam mevsimi. Pazı hayat kurtarıcı sebzelerimizden bir tanesi. Mesela bu dönemin en çok sevdiğim sebzelerinden birisi de yer elması. Yer elması dışında da mesela tatlı patates. Tatlı patates onu çok hayatımızda yok evet. Ama ben çok seviyorum. Yani tatlı patatesle biraz tanışmak, biraz hayatımıza almakta çok büyük fayda var. Bunun dışında mesela tere çok güzel, roka çok güzel, yeşil soğan çok güzel. Tam böyle mevsimindeyiz. Aslında yok yok gibi yani sebzelerden o kadar zenginiz ki şu an tam bu mevsimi. Pazara gidip geldiğinizde ev buram buram kokuyor zaten. Her birinin ayrı görüntüsü, her birinin ayrı bir kokusu var. Ben o yüzden çok seviyorum kış sebzelerini. Siz bir de şöyle bir şey yapıyorsunuz. O da çok hoşuma gidiyor benim. İşte az önce de söylediniz mesela sabah kahvaltısına kullanılabilecek bir tarif. Ama onun dışında sebzeleri hani o alışılagelmiş şekilde lezzetlerde değil de daha karıştırarak, tabii. Daha belki salata şeklinde tabii, tabii. Yaparak değil mi? Biraz böyle hayal gücümüzü de kullanacağız hayal galiba. Hayal gücümüzü kullanalım ama hani böyle küçük bilgi olarak da gelsin. Sebzeler pişirirken B vitaminleri, C vitaminleri suda eriyen vitaminlerdir. Biz bunları yıkarken vitamin mineral kayıpları oluyor.
düşünün. Yani hani taşıma esnasında zaten bir sürü kayıplar oluyor ama gün ışığından etkileniyor. Yıkamadan etkileniyor. Bıçak darbelerinden etkileniyor. Pişirirken eğer çok fazla pişirdiysek, suyunu döktüysek bundan da etkileniyor. O yüzden buharda pişirme tekniği en iyi tekniklerden bir tanesi, vitamin ve mineral kayıpları buharda olmasın diye. Buharda pişireceğiz diyorsunuz. Tabii tabii ama buharda pişirmede de biz yine kayıplar yaşıyoruz. En iyisi olabildiği kadar çiğ tüketmek. Ah, o çiğ tüketebilsek ama hepsinde de tüketemiyoruz. Hepsinde mümkün değil. Yani o nedenle ben şey diyorum, eskiden kevgirler vardı. Hı hı. Böyle pilav pişiriyorsanız ya da bir et yemeği yapıyorsanız üstüne bir kevgir koyun. Bu sebzeleri de üzerine atın. Hani tek enerjiyle, tek yakıtla. Tabii tabii. Üstünde sebzeler de buharında pişmiş olsun. Ne kadar süre tutalım onları öyle? Çok tutmaya gerek yok. Bir 5 dakikalık süresi yeterli. Aslında daha diri kalması gerekiyor. Kayıpların olmaması sence için. Sence böyle hafif, böyle ısısı gelsin. Böyle bir pişsin, üstüne de biraz zeytinyağı, limon, tuz, karabiber ne istiyorsak. Ve etin yanında hemen hazır işte. Mis gibi. Hem de çok pratik aslında. Yani biz şimdi günümüzde işte hazır yemeklere yöneliyoruz. Niye? Vaktimiz yok diye. Oysa ki bu bahsettikleriniz o kadar rahatlıkla yapılabilecek ve hani birini yaparken şimdi tarifler vereceğiz. Evet. Mesela tatlı tarifinde bile bir tarafta nohal olurken işte pişerken ya da fırındayken diğer yemeğimizi yapsak herhalde bir 15-20 dakikada çıkartabileceğiz. Aslında yemek yapmak çok kolay. Bunun için her pazar oturup haftalık plan yapmak gerekli. Yani bir listemiz olacak. Nasıl ki bize geldiklerinde haftalık liste yazıyoruz, günlük bunları bunları yiyin diye. Kendisi ona göre alışveriş yapar. 5 günlük ya da 7 günlük. Geldiğinde hepsi aklındadır. Üzerini değiştirip ellerini yıkadı geldi. Salatayı yaparken yemeğini de koydu. Tatlısını da yaparken. Mis. Yani maksimum diyelim ki yarım saatte çorbasını, etini, salatasını, tatlısını çıkartabilir eğer düzenli planlı çalışıyorsa. Şimdi bu bahsettiğiniz şu yüzden de çok önemli. Biz bazen de israfa kaçıyoruz ister istemez. Çok yani var. Alıyoruz alır işte diyelim ki hafta sonu pazara gittik, alışverişimizi yaptık, markete gittik. Nasıl yapıyorsak eve geldik. İşte zaten bir onları hani yıkıyoruz, kaldırıyoruz. Tabii. O da ayrı bir mesele. Bir gün onu da konuşalım aslında. Ne yapıyoruz sonra? İşte pazartesi günü yemeğimizi yaptık. Salı belki yapamadık. Çarşamba dışarıdan söyledik derken aldıklarımızın bir kısmı maalesef ki bozuluyor ve atmak durumunda tabii kalıyoruz. Dışarıdan söylemek yerine dışarıdan aldığımız sebzelerle, meyvelerle yemeklerimizi yapabiliriz. Çok sağlıklı besleniriz. Hem de israf olmaz. Yani 15 günlük alışveriş değil, 3-5 günlük alışveriş yaparsak şahane. Zaten hem daha taze olur. Şimdi buzdolapları çok iyi. Tabii ki daha az kayıplar yaşatıyor ama ne olursa olsun 2-3 günlük alışveriş tabii yapmaktan çok daha kötü, çok daha uzun süre beklemesi. Kesinlikle çok da güzel söylediniz. Bu da kulağımıza küpe olsun. O zaman hafta sonu, şimdi işte birkaç gün var zaten, alışverişimizi yapacaksak güzel bir listeyle çoğumasına hafta kadar için neler isimler yapacağız. Harika, yani bunu hiç mesela düşünmedik aslında. Bunu tabii da organize edebiliriz diyorsunuz. Çok rahatlıkla atıyorum mesela bir ana yemeği daha fazla yaptınız. Ertesi günde yiyeceğim diye oraya not alırsınız. Yani pazartesinin yemeğini biraz daha fazla yaptıysanız dışarıdan söylemezsiniz, dışarıda yemezsiniz. Evinize gelir salı günde yersiniz. O zaman israf olmaz. Kendi evinizde kendi yemeğinizi yemiş olursunuz. Hem de sağlıklı beslenmiş oluruz. Tabii öyle ki değil mi? Tabii ki. Peki tabii bir taraftan da aileyle birlikte yemenin hani tek bile kalıyor olsak evde yemenin keyfi bambaşka. O zaten psikologlar mutlaka en az bir öğünün birlikte tüketilmesi gerektiğini hele söylüyor. Hele ki çocuklarımız varsa onlar için de çok ne kadar güzel bir örnek olur. Kesinlikle. Yani aslında her şekilde kazanıyoruz bu söylediklerinizi yaparsak. Her açıdan. Peki şimdi sebzeleri söyledik. Meyveler de öyle. Hem rengarenk hem şahane kokulu. Neler var Aralık'ta tüketeceğimiz? Aralık'ta her zaman olduğu gibi elma var.
portakal, mandalina, greyfurt. Greyfurt için kronik hastalığı olanlar doktorundan onay almadan çok tüketmesinler. Öyle diyorsunuz. Tabii tabii ilaçlarla etkileşimi olabiliyor. Greyfurt için evet, bunu greyfurt tekrar edelim. Greyfurt için tekrar edelim. Yani kronik hastalığı var. Diyelim ki kolesterol ilacı kullanıyor. Kalple ilgili ilaçlar kullanıyor. Doktoru onay vermiş olsun. Ondan sonra greyfurt tüketsin diyelim biz. Uyarımızı yapmış olalım. Ona göre? Tabii tabii. Mesela muz iyi bir alternatif bizim için. Kivi ve nar hala devam ediyor, narın mevsimi. Nar zaten muhteşem değil evet, mi? Evet, armut çok iyi. Armut, bu kocaman olan armutlar böyle sulu sulu muhteşem lezzetler. Ben bunları gerçekten çok seviyorum ama iki tane besin sayacağım. Aralık ayının sultanı diyorum ben bunlara. Ay neymiş acaba? Bir tanesi muşmula. Muş hiç hayatımızda, yani ben mesela işte çok nadir. Çok yazık, çok üzülüyorum. Yani muşmulanın herkesin hayatında olması gerekli. Belki bizi izlerken diyecekler ki aa neymiş bu muşmula. Hiç belki de bir denemeyenler de İnanın olabilir. Markette yanında geçmiş, yanından şöylece geçmiştir. Muşmulayı aa bu ne ya filan demiştir. Böyle gösterişli bir meyve değil. Olmadığı için muşmula hep atlanıyor ama. Mesela diyelim ki huzursuz bacak sendromu var. Onların tercihi, özellikle tercih etmesi gereken bir meyve. Ha şimdi aslında sağlık açısından tabii, tabii, da bize bambaşka. Sağlık açısından bambaşka. Etkileri var. Sindirim sistemiyle ilgili sorun yaşıyorsa, öksürüğü varsa ya da demir eksikliği ki gelenimizde zaten bu ara var. Çok iyi alternatif muşmula. Yani bir muşmulayla dost geçinmekte fayda var. Peki bunu not ettik. Evet, ya diğeri? Diğeri de kestane. Ah kestane. Kestaneyi çok seviyoruz aslında değil mi? Çok seviyoruz ama kestanede dikkat etmemiz gereken konu kestanenin kalorisi birazcık fazla. Yani onu üç da yedikçe tane yiyoruz şöyle, şimdi. Büyük kestane bir dilim ekmek yapıyor. O kadar mı? Vallahi bayağı o fazlaymış. Kadar. Yani ben de diyorum ki olamazsın. Sen bu kadar olamazsın diyorum o ama oluyor. O küçücük halinde. O zaman onu da daha böyle belki ölçülü. Az işte yani sayıda. O gün yemeğimizi biraz ayarlayıp ya da ara öğün olarak yapıp diyeceğiz ki tamam bugün birazcık bir şey kıstık. Ya da azıcık biraz fazla yürüyeyim de hani bugün bunu dengeleyeyim. Çünkü kestane her gün koyduğumuz bir besin değil menümüze. Yani o gün aldıysak çok da abartmamakta fayda var ama kestane tüketelim. Peki şimdi bu kadar böyle meyvelerden, sebzelerden bahsettik. Malum şimdi bir de tabii kış ayı. Hı hı. Hepimizde biraz öksürükler, işte hastalıklar başladı. Bir taraftan da bağışıklığımızı da aslında güçlendirmek istiyoruz. Şimdi sizin tariflere gelelim istiyorum ben. Yine bize 3 tane çok lezzetli tarif vereceksiniz. Hı hı. İlkiyle başlayalım mı? Tabii hem lezzetli hem çok pratik. Bir kere düdüklüyü alsınlar hemen. Önce hemen bir adını söyleyeyim, ne vereceğiz? Bağışıklık güçlendiren çorba. Çorba. Evet, o yüzden düdüklüyü dedim zaten. Hemen, çünkü biz onu düdüklüye atacağız. Sonra ana yemeğimizi yapmaya başlayacağız. Önden onu halledeceğiz. Tabii tabii. Şöyle 2 yemek kaşığı zeytinyağımız, bir tane küçük havuç, bir küçük tatlı patates, şöyle bir avuç brokoli, bir avuç da karnabahar ya da nedir? Brokoli koyduysak karnabahar çok koymaya gerek yok ama bir avuç ıspanak koyalım. Ispanak. Çok yakışıyor çünkü. Kereviz saplarıyla birlikte olsun ama kereviz küçük olsun çünkü kokusu çok baskın geliyor. Yani dikkat edin. Biraz mesela, daha az olabilir. Tabii tabii çünkü hepsinden. Karnabahar da var. Bu sefer böyle aşırı kokusu nedeniyle çok fazla sevmeyebiliyorlar. Rahatsız etmesin. Evet evet. İçine biraz tuz, karabiber, azıcık seviyorlarsa acı pul biber, zerdeçal kattık. Dereotu, maydanoz, 4-5 bardak suyunuzu koydunuz, düdüklüyü kapatın. Oh, o bir güzel çorba şekline gelsin. Sonra çıkartın, onu bir güzel blenderlayın. Ben bazen çok küçük doğrayıp hiç blenderlamıyorum ama tabii biraz herkesin seviyorsunuz değil mi? Tabii tabii zevki farklıdır. Blenderladınız. Tam bir çorba kıvamına çorba, gelsin. Çorba ama daha da dolu olmasını istiyorsanız o gün çok vaktiniz yok. Başka yemek de yapamayacaksanız bir tava alın, zeytinyağını koyun, azıcık kuru nane, içine azıcık pul biber,
böyle bir çevirin. Sonra haşlanmış nohutunuz hep olsun. Ah ne güzel. Mercimeğiniz hep olsun. İkisinden birisini seçin. Ben daha çok nohut yakıştırıyorum. Haşlanmış nohutu da alın şöyle bir taşım deriz ya, bir kaynasın. Pişmiş çorbanın üstüne atın. Of. Şöyle bir tam karıştırın. Bir yemek işte. Evet, o zaman yemek gibi de oluyor. Ben bu çorbayı böyle hasta çorbası gibi hasta bir çorbası. Tarifime yazdım. İşte içine sarımsak ya da soğan da atıyorum. Atabilir onu da miyiz? Koyabiliriz. Kereviz ve karnabahar olduğu için ya da brokoli, hani hı-hı, karnabaharla brokoli aşağı yukarı aynı tatta, kokuda oldukları için hiç fark etmiyor. Evde hangisi varsa koysunlar. Çok kokulu oluyor. Çok ağır kokulu istemiyoruz o zaman. Yani biraz soğan ve sarımsak yapacağız. O yüzden koymuyorum. Ama benim için hiç önemli değil diyorsa, hele de hastalanacak gibiyse, bağışıklığını güçlendirmek hepsini istiyorsa içine koymak hepsinden lazım. Atsın. Peki hemen 5 dakikamız kalmış. Diğer iki tarifimize de geçelim mi? Evet, şimdi çorbamızı yaptık. Evet, pazıyı alın, yıkamak kolay. Hemen bir dakika adını söyleyeyim. Pazı yatağında tavuk bonfile tarifi veriyoruz. Pazıyı yıkadık. Şöyle iri iri doğradık. Hani 2-3'e bile bölebilirler. Tamam. Azıcık zeytinyağında hemen koyduk. O kendi kendine zaten yıkanmış suyuyla birlikte pişirir. Birazcık tuzunu, karabiberini koyduk. Böyle tabağımıza aldık. O esnada tavuk bonfileleri teflona koyalım. Ya da hani birçok şeyler moda oldu şimdi, isim vermeyelim. Evet. Onlar da. Airfryer, bunu evet, söyleyebiliriz evet, markasını vermeden. Tamam, süper. Şeyleri azıcık zeytinyağını, tuz, karabiber attık, biberiyeyi de attık. O da pişti, üstüne koyduk. Pazı yatağında olmuş oldu. Yanına tere rokadan, yeşil soğandan azıcık bir salata yapın. Şöyle 1-2 kaşık nar atın, antioksidan C vitaminli salatanız olsun. Kestane o kadar konuştuk. Karbonhidrat grubu olarak da 2-3 kestaneyi haşlayın. Fırınlayın ya da tamamen haşlayıp da koyabilirsiniz. Yanında muhteşem bir ana yemek. Ay bu yani misafirlerimize falan da ikram edeceğimiz hem sağlıklı hem pratik. Hemen arkadaşınızı, ailenizi arayıp bir saat sonra seni yemeğe davet ediyorum diyebilirsiniz. Çünkü tatlı da çok pratik. O esnada siz masayı da kurar, bütün yemekleri de çıkartırsınız. Yaparız değil mi? Evet. O zaman tatlıyı nasıl yapacağız? Hemen onu sorayım. Ayva, tahinli ayva tatlısı. Ben ayvayı alıyorum tam mevsimi, böyle 4'e 5'e falan bölüyorum, çekirdeklerini atmıyorum çünkü cilt içinde kullanıyorlar. Öyle mi? Tabii, oradan tabii. Başka bir şey geliyor şimdi. Tabii o muhteşem bir tarif. Onu azıcık haşlıyorum, çok az haşlıyorum, sonra fırınlıyorum. Hafif böyle bir üstünü. Ne kadar haşlıyoruz yani? Yani bir 5 dakika, diyelim ki ayva bazen çok sert olabiliyor. Biraz hadi o zaman ona. 10 dakika haşladı. Çok fazla haşlamayın, azıcık da bir 5 dakikada fırınlayın. Hafif diri kalsın, çıkartın. Üstüne ben tahin koyuyorum. Of. Biraz ceviz ya da fındık falan atıyorum. Bazen daha tatlı istiyorsanız o zaman biraz da pekmez dökebilirsiniz yerken. Hiç bakın şekersiz, yağsız, hiçbir şeysiz tatlınız hazır. Ay harika. Gerçekten harika, mis gibi bir tarif. O zaman biz en kısa zamanda önce kendimize mi misafirlerimizi çağırıyor muyuz? Yaparız herhalde değil mi onları? Çok rahat yaparız. Çok rahat. Bir saat. Kendimize yapacaksak yarım saat ama hani onlara daha özenli bir sofra kuracaksak, hani çok kalabalık çağırıyorsak o zaman bir saat sonra gelin diyebiliriz. Ay şahane. Evet, izleyicilerimize de ben hani söylüyorum her defasında lütfen siz de varsa böyle sorularınızı iletin diye ama bütün sorularımızın cevabı oldunuz zaten. Çok da güzel tarifler verdiniz. Ben çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Aralık ayında şimdi bir sonraki ay için tekrar konuşacağız ama Aralık ayında bu sebzeleri, meyveleri önem vereceğiz. Hatta belki izleyicilerimiz bunlardan farklı yine pratik tarifler yaparlarsa bize gelsinler değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz programımıza. İyi ki renk kattınız. Çok sağ teşekkürler. Olun. Evet sevgili izleyiciler, biz bu bölümümüzün sonuna geldik. Sırada ikinci bölümümüz var. Efendim programımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız ve renklerimizden görüyorsunuz zaten modaya dair diyoruz ve yine stüdyomuzda modacımız Madine Ana Gülkaya var. Madineciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk, dedik ki bugün kombinleri konuşalım. Efendim şık kombinler nasıl olur, hangi parçayı hangisiyle
birlikte giymek gerekir. Bunları konuşacağız, öyle değil mi? Evet, evet. Peki kombin yapabilir miyiz biz de Madina, neler diyeceksin? Yaparız tabii ki. Herkes yapmalı zaten, herkes giyinmeli. Herkes zaten kıyafetler kombin olarak gider. Doğru kombinlerle her zaman şık görünmek, yani şık görünebiliriz daha doğrusu. Hiçbir sıkıntı olmaz diyorsun. Yok, tabii. Şimdi onların hepsini göreceğiz. Belli fotoğraflarımız var. Hı-hı. Hatta istersen buradan izleyicilerimize de söyleyelim. Onların da varsa böyle kendilerini çok şık, çok güzel hissettikleri ya da çok spor hissettikleri kombinler varsa bize yollasınlar, değil mi? Onları da konuşabiliriz. Tabii, tabii çok ki. Da keyif alırız. Ne de evet. Güzel olur hatta. O zaman şimdi fotoğraflarımızla başlayacağız. İlkiyle başlayalım mı? Başlayalım. Ne dersin? Başlayalım. Bakalım nasıl kombinler, nasıl, hangi şekilde olacak, hep birlikte göreceğiz. Evet, ilk yılbaşı kombini geldi. Şimdi malum tabii aralar evet. Çok az kaldı Ocak aynen. Başına. Şimdi ben şöyle baktığım zaman çok hoş ama bir sporla bir şık parça görüyor gibiyim. Hadi bize anlat. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla payet etek var. Bu sene bayağı trend, payet kumaşları. Aynı şekilde eteklerde, elbiselerde, üst beden, işte gömlekler tarzları çok var. Üstünde sade beyaz bir gömlek var, herkesin evinde olan. Evet, değil mi? Yani beyaz gömlek günlüğe giydiğimiz bir... Evet, beyaz gömlek, aynı şekilde beyaz tişört de giyebiliriz. Hanımefendinin ayağında topuklu ayakkabı var gibi bir görünüyor. Bir stiletto var gibi stiletto sanki. Stiletto var, evet. Yani bunun altına eğer spor ayakkabı ile tişört giyerse tamamen spor şık olur. Şimdi bize buradan sen iki farklı kombin yapabiliriz. Kombin çıkarttın. Bir tanesi diyelim ki işte yılbaşı yaklaşıyor ki zaten onu da konuşacağız. Evet. Bu şekilde hem rahat hem şık olunabilir. Ama ayakkabıyı değiştirdiğimizde tabii tamamen spor olur. Giydiğimizde evet. Aslında gömlekle de değiştirsek değil mi? Spor ayakkabı gömleği giysek. Dışarıya çıkarırsak eğer daha böyle saçlarını açarsa daha spor bir görünüme sahip olur. Spor görünüme sahip olması için de spor ayakkabıyı giydiği zaman rahatlıkla günlük hayata dönmüş olur. Bir yere gittiğinde de aynı bu şekilde giyinebilir. Normal beyaz bir tane gömlek, altına bir tane stiletto ayakkabı, altına aynı şekilde mesela bot da giyebilir bunun altına. Bot da hoş olur diyorsun. Bot da olabilir. Nasıl bir bot giyecek? Normal mesela askeri kısa bot. Mı? Uzun. Yani uzun dediğin diz altı tabii ki de. Hı hı. Askeri bir bot giyebilir. Onun üzerine mesela deri mont da giyebilir. Hı. Akşam dışarıya arkadaşlarıyla çıkabilir. Yani bir tane etekle aslında 3-4 tane kombin yapabilirsin. Rahatlıkla yapar. Yapacağımız parçalar zaten evde günlük olan kıyafet. Yani şimdi olan parçalar. Bunu söyleyelim çünkü izleyicilerimize hep şöyle söylüyoruz ya işte dolabımızda biraz karıştıralım. Farklı, çünkü bize de biraz heyecan ve farklılık olsun tabii. İstiyoruz. Gidip almaktansa dolapta var olan parçalarımızla tabii. Tamamen isteğimiz bu. Şimdi bir de şunu soracağım. Yırtmaçlar olduğunu söyledim bu sene. Var. Yine görüyoruz. Var. O zaman mesela uzun eteklerimiz varsa şöyle bir makas darbesiyle ya da bir terzi dokunuşuyla böyle yırtmaçlarda yapabiliriz. Tabii yandan zaten dikiş vardır. Yan dikişi vardır. Yan dikişi söktüğünüz zaman yırtmaçtır. Şahane olur. Eldeki çantaya ne diyorsun? Çantayı çok göremiyorum açıkçası. Böyle minik bir kulaç gibi sanki ama daha mı küçük, daha beyaz gibi mini var. Bir evet çanta gibi. Bunu da kullanması hoş olmuş tabii, değil mi? Tabii. Yani evet, gömlekle aynı tonlardadır muhtemelen o. Yani çünkü açık renk var elinde diye görüyorum. Yani bu şık için. Yani mesela dediğim gibi eğer spor ayakkabı olsa veya postal olsa altında mesela sırt çantası bile alabilir. Kullanabilir diyorsun. Tabii. Harika. Peki o zaman ikinci kombine bakalım mı? Bakalım. Bakalım ne olacak? Gerçekten de şöyle daha da yaklaşıyor. Çok güzel. Evet, şimdi tam şu an havada giyilecek olan hem şık hem herkesin evinde olan bir trench coat. Ayağında loafer var, evet. Ayakkabı. Ayakkabı var ama siyah çorap var. Evet. İçinde de kısa siyah elbise. Hatta şort bile sanki olabilirmiş gibi gözüküyor değil mi? Yani şort da olabilir, elbise de olabilir, etek şort da olabilir aynı şekilde. Yani bunun, yani burada trench coat daha çok öne çıkıyor. Tabii. Bunun altına biz ne giyebiliriz? Aynı şekilde beyaz tişörtle şort giyebiliriz. Beyaz tişört etek giyebiliriz. Sade siyah elbise giyebiliriz. Uzun da elbise giyebiliriz. Yani bir parça eğer bizde trendse
yani diyelim bu trench coatlar, trench şu an deri olan, derili veya içi deri kumaş karışık. Deri uzun trench coatlar diyorsun. Aynen, aynen. Bileğe kadar. Onun altına giyeceklerimiz zaten evdeki olan dolaptan bulabiliriz. Hı-hı. Yani çünkü herkesin evinde beyaz tişört vardır. Şort siyah da vardır. Siyah elbise zaten olsun diyoruz. Siyah elbise zaten olmazsa olmazımız. Yani uzun tayt da giyebilir. Hani çok rahat, gündelik, herhangi bir yere gittiğinizde gündüz, akşam çok rahatlıkla aslında çıkabilir. Aslında akşam da dediğin gibi sadece gündüz için değil, akşam. Tabii. Hatta belki hani işe göre çalışma hayatlarında tabii bile kullanabilecekleri rahatlıkla bir kalanabilir şey. Şimdi çorap giymiş, çorapları artık görmeye başladık. Var. Ama çok da hoş durmuş aslında değil mi? Tabii. Yani bu ayakkabı zaten çorapla giyilmesi evet gereken bir ayakkabı. Çorapsız olmaz. Bir de çok rahat olması yani evet gün içinde iş hayatında da giyilebilecek tarzı bir ayakkabı olması da çok avantaj. Evet. Ve oldukça da şık ve tarz tabii gözüküyor zaten. Çantaya ne diyorsun? Çanta güzel çanta. Zaten bir markanın çantası. Çanta gayet güzel bir çanta. Küçük ufak siyah çanta. Yani peki kadınların... O çantalar şimdi mesela kola şöyle omuza mı asacağız, yok, çapraz kol mı şey yapacağız? Şöyle kolda şey genelde yapacağız oluyor. Aha. Çantaların tabii uzun askıları varsa çapraz asıyoruz. Hı-hı. Burada kısa sadece zinciri var. Muhtemelen o elle götürüyordur onu. Biraz sanki bak aşağıya doğru şey olmuş ama sanki uzun gibi. Peki gerçekten çok hoş diyorsun ki sen böyle uzun bir trench coat, deri trench coat'la rahatlıkla her yere gidebiliriz çok ve kullanabiliriz. Kesinlikle. Peki o halde diğerine geçelim mi ne dersin? Geçelim. Üçüncü bir kombine bakalım. Yaklaştıkça da görüyoruz. Evet. Birazcık daha yaklaşınca durduralım mı bunu? Evet, evet, burada bir yerde dursun. Şimdi burada ben sana şunu soracağım. Dantelli bir çorap ve kareli bir ceket var. Mesela asla bu ikisini kullanmam dediğim bir ama çok güzel kombin. Çok da hoş durmuş. Çok hoş durmuş. İşte insanın içinde olmalı. Yani geçen programda konuştuğumuz gibi hanımefendinin zaten ruhunda vardır öyle bir tarz. Ve hiç sırıtmadı. Baktığınızda muhtemelen sıfır bedendir hanımefendi. Fakat üzerindeki ceket büyük bir ceket. Vatkaları vesaire. Baktığınızda beyaz gömlek var içinde sadece. Hı hı. Üstünden bir tane ceket ve ayağında bir ayakkabı. Şimdi bir kere burada o kadar çok şey var ki bak kısa bot var. Kısa bot var. Hani böyle biraz şeyde kalıyoruz ya bazen ya işte kısa giyiyorsam uzun giymeliyiz gibi. Yok öyle bir değil şey yok. Gömlek şey var, gömlek çıkmış birazcık oversize ama çok hoş gözüküyor. Çok hoş gözüküyor. Çünkü dediğim gibi yani aslında moda bize yakışanı. Yani her zaman onu diyorum. Yani hanımefendinin zaten tarzı o. Yani bunun hayatına bakılırsa muhtemelen yani %99 iddia ediyorum ki bu hep böyle giyinir. Yani çünkü mesela giymeyen kişi bunu giyerse bu kadar taşıyamaz. Yani tabii bunun giydiğini gayet özgüvenli, gayet özgüvenli, gayet güzel. Hani gayet şık gözüküyor ve mesela birçok kişinin dolabında beyaz gömlek de vardır, ceket de vardır. Yani birebir aynısının olmasına gerek yok. Oversize ceket yani birçok kişi de var çünkü senelerdir var olan. Madinacığım şimdi şey diyeceğim sana yani evli olanlar varsa eşlerinin böyle ceketleri varsa dolapta çok hemen rahatlıkla onlardan da giyilebilir tabii, bence. Çok rahatlıkla giyilebilir. Niye giyilmesin? Zaten birçok son oversize ceketlerimiz erkek kalıplarından yola çıkarak tabii yapılıyor. Bu kadar çünkü şeydi evet, kalıplı değiliz yani her şekilde. Evet. Orada tabii düğmeleri görüyorum ama onun dışında küpeler ve broş var. O oyun da çok güzel olmuş değil mi? Evet, evet. Harika. Güzel. Peki bir diğerine geçelim o halde. Yine uzun gömlekleri gördük yani. Tabii. O da her şekilde. Uzun gömlek trend güzel oluyor, çok rahat oluyor. Buna da bayılıyorum mesela. Benim kullandığım da bir tarz bu özellikle hafta sonları. Hı-hı. Çok rahat değil mi? Çok rahat. Çok rahat yani kahvaltıya gidilebilir, gezmeye gidilebilir, çocuklarla gezmeye gidilebilir. Yani kafasında şapka var üşümesin, üstünde hırka var. Bunun üstüne mesela bir tane deri mont giyebilir uzunca. Uzunca dediğim eteği kapatacak şekilde. Yani bileğe kadar böyle bir bol palto da olabilir o aslında. O da olur, o da olur çok rahatlıkla. İçinde ya beyaz tişört vardır onun. Sanki elbise veya etek var etek elbiseli gibi değil mi? Evet. Fileli gibi gözüküyor. Evet, evet. Hani çok... Yani giydin, yani doğru giyinmek önemli olan. Mesela pileli eteği de böyle bol bir hırkayla düşünür müyüz? Ama düşünebiliyoruz düşünebiliyor işte. Düşünebiliyor tabii. Yani onu çıkardığı zaman mesela muhtemelen silüet ortaya çıkar. Daha dardır içindeki kıyafetleri. Ayakkabısı zaten çizme deniyor. Çok da şık bir çizme. Evet, bu senenin trendi bu da. Ve çok da rahat. Dediğin gibi hafif böyle bol kalıyor.
Ama çok rahatlık tabii ön planda. Evet, düz olması tabii arzu bir avantaj. Evet. Onlarda yüksek platform var ki yere bastığında evet sağlam basıyorsun. Hiçbir problem olmuyor. Yani şöyle bir hırka bence yine hepimizin dolabında vardır. Evet, kesinlikle. Uzun çizmelerimiz de uzun zamandır var. Vardır. İçine istediğiniz gibi tişört şey giyebiliriz. Tabii ki. Bir kot etek de olabilir mesela. Kesinlikle. Değil mi? O da hoş olur. İlla ki vardır. Beremiz. Yani şöyle görünmek için çok bir şey gerek yok aslında. Zorlamaya gerek yok. Kesinlikle, kesinlikle. Peki bir diğer kombine geçelim o halde. Bakalım ne gelecek? Bakalım. İş kadını. Evet. Bu da çok hoş. Yine aynı tarz biraz aslında. Evet. Tişört var üzerinde. Altında pantolon var. Doğru görüyorum değil mi? Evet. Çizme evet. var ve şey ceket yani, var. Yani tight da olabilir o. Short da olabilir değil mi opsiyonlar? Tabii. Etek de olabilir. Hı-hı. Uzun bir şey de olabilir. Üzerinde ceket var. Ceketin üzerinde de atkı senin var herhalde. Senin bahsettiğin uzun atkılardan atkı var, bir örnek mi? Var tabii. Yani bu yani şu halde çok rahatlıkla işe gider. Çok rahatlıkla bir yere yemeğe gider. Üniversitede okuyan izleyicilerimize, öğrencilerimize evet. çok hoş çok bir hoş kombin olur, mesela. Tabii. Bir hani önceki bundan, de aynı şekilde. Tabii tabii aynı şekilde. Burada ama dediğin gibi daha koyu renklerde olması sanki biraz iş hayatındaymış kadını, gibi iş hayatı. Evet. Gözüküyor. Saçları da güzel böyle dalgalı, dağınık. Ve doğal değil doğal, mi? Doğal aynen. Çok yani hoş. Şık olmak için gördüğümüz gibi çok böyle ekstrem bir parçalara gerek yok. Birçoğunda zaten direkt beyaz tişört var. Var evet. Yani beyaz direkt beyaz tişört. Evet. Hani o zaten gardırobun temelidir. Bu beyaz tişörtleri de biraz bol kullanacağız ya, bol değil mi? Bol var evet. Tabii bol var, dar var. Yani çok dar böyle vücuda yapışan değil ama. Evet. Hani bir iki beden büyük olabilir. İyice oversize var. Mesela eğer sadece beyaz tişört uzun giyiyorsak bir önceki kombinde üstüne hırka giyeceksek ve aynı şekilde mesela ceket giyeceksek. Hani bol, uzun, böyle dizden biraz yukarıda rahatlıkla onun üzerine ceket de giyebiliriz, hırka da giyebiliriz, mont da giyebiliriz. Çok da güzel olur. Palto da giyebiliriz. Kesinlikle evet. Yani bu bence hiçbir fark yani dışarıdan alacağımız bütçemizi zorlayacak hiçbir şey yok. Aksine tabii. Ve tabii evdeki yine rahatlık çok ön planda. Önemli. Peki bir sonraki kombine bakalım. Orada karşımıza ne çıkacak? Böyle çok da güzel oldu farklı farklı örneklerle. Ay ben buna da bayıldım. Bu senenin en büyük trendi bizim pantolonlar. Şimdi ben burada hemen şunu söylemem lazım. Evet. İzleyicilerimizden özellikle sevgili izleyiciler birazcık da bu bölümü o yüzden yaptık. Parlak pantolonlara, dorelere, lamelere ne giyeceğiz, nasıl kombin yapacağız diye şimdi bir tanesini mesela. Görüyoruz. Evet. Değil mi? Dore ve lame pantolonlarla ilgili soruya yanıt gelmiş olsun. Aynen. Şimdi pantolonlar zaten çok yani böyle bağıran bir parça. Ben yani, buradayım diyor ben zaten. Ben buradayım zaten diyor. Sen bunun altına ne giyersen giy, her türlü ön planda olursun. Her türlü. Ondan dolayı onun üstünü, altını üzerimize giyeceğimize fazla yormamıza gerek yok. Bir de hayat çok tarzınız, şıkır şıkıra da gerek yok evet, herhalde. Evet, hayat tarzınız değilse eğer. Eğer sizin hayat tarzınız zaten öyleyse tabii ki yani. Mesela hanımefendinin üzerinde tişört var, üzerinde baskı var, üstünde kareli galiba. Kareli değil olabilir mi? Ama tişört oldukça da spor bir tişört. Spor. Yani ama yine de karışık karakter şuraları. Karakter var muhtemelen evet. Önünde böyle renkli ama çok hoş olmuş. Çok hoş olmuş. Ayağında da fuşya renkte bir topuklu ayakkabısı var. Yani onu herkes giyer mi? Özgüveni olan yani aslan burcu. Şimdi biraz astroloji. Akrep burcu. Kulakları çınlasın. Yani tabii evet. Ben buradayım diyor ama bence bu yaylara da çok uygun. Lütfen. Güzel gider. Yılbaşı gider. İçin bile düşünülebilecek bir rahatlıkla, kombin rahatlıkla. Aslında. Evet. Ya hem çok rahat hem renk var. Mesela o pembeler yerine belki bir kırmızı tonları atılabilir. Atılabilir. Değil tabii. Mi? Öyle bir renklere de uygun tabii, olur. Tabii. Bir de ceketi böyle omzuna atmış. En güzeli. Senin hep benim en sevdiğim. En güzeli. Çünkü yani girdiğimiz mekanlarda genelde biz ceketle oturmayız. Yani ceketler çıkarılır. İçinde kısa kollu tişört vardır ve gayet uyumlu bir şekilde durur. Şimdi çıkardığımız zaman rejiden bir soru geldi yalnız. Ceket açık renk olsa, beyaz olsa daha iyi olmaz mı diye. Olur muydu patlak öyle olsa? Patlak olur.
Olmaz. Yani çok beyaz olsa patlar. Patlar. Çok fazla patlar. Çünkü alt kısımda gümüş rengi var. Beyazla gümüş yan yana geldiğinde böyle biraz patlama olur. Birbiriyle yarışır. Çünkü beyaz renk sade ne kadar görünse dahi o biraz öne çıkan bir renk. Belirgin diyorsun. Yani herkes mesela beyaz ceket sürekli göremezsiniz. Hı hı. Siyah daha çok görürüz. Çünkü beyazı giydiğin zaman sen direkt zaten ön plana çıkıyorsun. Evet, ikisi de ön plana çıktığında yani tekrar söyleyeyim, ruhunda olan bir kişi onu giyebilir. Evet. Yönetmenimiz duydu diye düşünüyorum ben bunu. Peki bir sonrakine geçelim. Bir sonraki kombinimiz nasıl acaba? Yaklaştıkça da görüyoruz. Evet, şimdi bu bayağı tamamen aslında şık bir kombin. Davet bu kombini. Senenin şeffaf en büyük trendlerinden bir tanesi. Bir önceki pantolon kadar. Bu sene zaten tamamen yani birçok abiye dahi şeffaftır. Yani üzerinde parçalarda da görüyoruz değil mi? Tamamen evet. Üzerinde işte taşlar var, payetler var, ne bileyim nakışlar var, baskılar var. Geneli şeffaf oluyor. Yani vücudumuzun yarısı görünür, yarısı görünmez gibi düşünelim. Ama mesela hiç rahatsız edici ya da değil. Bir şeffaflık yok burada. Yok. Çünkü üzerindeki ceketi, muhtemelen o ceket diye ben onu görüyorum. Ceket. Vücuda oturan. O tam uzun şeklinde. Uzun bir ceket. Giyilme şekli aslında böyle olması şık gerekiyor. Şık yani değil mi? Evet. Yani satenle. Kadife mi acaba? Ya kadife ya da ne bileyim işte. Süet mi? Süet de mat rengi, mat bir renk, kumaş. Parlak değil diyorsun. Aha, evet, hı. Kumaşın kendisi mat, üstündeki ama saten, altındaki şeffaf. Muhtemelen onun içinde şort vardır, kısa bir tabii, şort daha vardır. Tabii, daha rahat hareket tabii, etmesi tabii. için. Yani öyle muhtemelen. Altında da güzel bir stiletto ayakkabısı vardır. Çok hoş, gerçekten. Çok hoş. Yani yine böyle, bir yılbaşı kombin önerisi de olabilir. Yılbaşına da gideriz, doğum gününe de gideriz, ne bileyim... Herhangi bir bayram, bir akşam, seyran, etkinliğe akşam, de gidilebilir mi diyorsun? Gidilebilir. Yani gittiğimiz etkinlik eğer bunu kaldırıyorsa tabii ki de. Yani çok gittiğimiz güzel. Ne bileyim otelde bir davet veriliyorsa çok rahatlıkla gidebiliriz. Peki, harika. O zaman bir diğer kombine geçelim. Süremizin de sonuna geliyoruz Madina. Ama kombinlerimiz var. Kombinlerimiz evet devam ediyor ama şu yine bak bu sefer de Dore geldi. Ne evet. diyeceksin? Bence altın bu da çok hoş gözüküyor. Çok hoş. Aslında baktığınızda bakın üzerinde siyah bir tane crop top var uzun kollu. Altında siyah stiletto var ve sadece pantolon öne çıkıyor. Yani giyilme şekli aslında bunların böyle olması gerekiyor. Şimdi paçaları da lastikli gibi sanki. Lastikli geniş. Yani şu parçayı görsem mesela ben almayabilirim ama böyle baktığım zaman hoş yine duruyor. Bir yılbaşı için ya da bir özel davet için. Etkinlik için çok hoş evet, gözüken. Gece çıktığımızda, akşam çıktığımızda gayet güzel. Bir de çok rahat gibi gözüküyor değil evet. mi? Pantolon rahattır. Bunların zaten kumaşları çok eskiden hani biz 8-10 sene kadar böyle kotlarımız vardı. Üstü siyah mumlu. Hatırlarsanız evet. belki mumlu kotlar diye geçerdi. Bu aslında aynı şey. Sadece renk farkı var. Sadece renkte daha altın rengi ve gümüş sanki. Rengi var. Ha, farklı renkler de var tabii şu an çıkmaya başladı ama ilk başta çıktığında gümüşle altın rengi çıktı. Bunlara. Yani böyle bir kombin de yapılabilir diyorsun. Çok rahatlıkla. Yine elde minik bir çanta var. Bir aynen. el çantası. Evet. Çünkü bu gece kombini. Gece kombine biz büyük çantayla genelde gitmeyiz. Tabii. Yani hep böyle ufak, elde tutunacak ya da ne bileyim yani ufacık bir çantayla. Elimize alacağımız, taşıyacağımız çantalar. Evet. Peki süremizin sonuna geldik ama bir kombin daha alalım. Onunla bitirelim programı. Bakalım sıradaki kombinimiz nasılmış. En azından evet. sorulara yanıt verdik. Ay burada da çok hoş değil mi? O çiçekler evet. iyice büyümüş burada. Evet yani çiçekler dediğim gibi artık kıyafetlerde, ceketlerde çok görünüyor. Elbiselerde de var. Hatta spor kıyafetlerde de bazılarına koymaya başladılar. Kırmızı bir tane ceket, üstünde çiçek ve klasik siyah pantolon. Hiç başka hiçbir şey yok diyorsun evet. yani. Başka hiçbir şey yok ama ne kadar güzel. Ama tabii o çiçek de bütün. Öne çıkıyor. Peki böyle mesela nereye gidebiliriz? Ya o çiçekle yürümek, onu taşımak biraz zor olmaz mı? Ne diyorsun? Yani bilmiyorum. Çiçekli bir ceketim yok daha. Nereye gidebiliriz? Yani ya tabii gündüz hiçbir yere gidemeyiz. Yani o bu pek aşikar. Biraz akşam. Ya acaba yılbaşına falan mı? Hani yılbaşına böyle çok rahatlıkla gideriz. Ya da böyle bir sergiye falan bir kültürel güzel, etkinliğe. Evet. Ama bu sefer de bütün her şeyden çok görüntü bizde mi olur acaba gözler? Bazen insanlar seviyor. Tabii. Sevenler var. Aslanlar, akrepler sever. Yine girdik yani diyorsun şeye. Aslan, burçlara. Akrep sever. Yani güzel bir şekilde yani gerçekten baya baya güzel bir kombin. Yani bunu mesela sporlaştıra da bilinir.
Hani bir spor ayakkabı hemen diyorsun. Spor ayakkabı içine yine yani beyaz siyah tişört, ceketi açtığı zaman tamamen spora yani spor yönelik bir şekilde olur. Muhtemelen bu çeçikler zaten çıkıyor. Büyük ihtimalle evet. Yani onu çıkardığı zaman direkt spor bir şekilde. Harika. Tabii duruş da çok önemli diyeceğim ve hemen programı kapatacağım. Çünkü tamam, zamanımız kalmadı. Evet. Madenacığım çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin yine. Ben güzel teşekkür şeyler, ederim. Uyarılar, önlemler, bize böyle altını çizdiğin detaylar verdin. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Efendim biz yine sizinle birlikte çok keyifli anlar yaşadık. Diliyoruz ki bize eşlik etmişsinizdir. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.